ben Ali Altınsoy. Şimdi Scratch Junior'ı bilgisayarımızda veya mobil cihazımızda nasıl kullanırız ondan bahsedeceğim. Öncelikle internet tarayıcımızda Google'a giriyoruz. Scratch JR yazıp aramaya tıklıyoruz. Scratch Junior'ın resmi sitesi olan scratchjr.org en başta çıkacaktır. Buraya tıklıyoruz. Burası web sayfası ücretsiz bir uygulama olduğunu belirtiyor. Biraz aşağıya indiğimizde mobil cihazlar için indirme bağlantıları verilmiş. Şimdi biraz yukarıya çıkalım. Öğren bağlantısına tıklayarak uygulama tanıtım sayfasına geçebilirsiniz. Burada belirtilen rakamlara tıklayarak arayüzü ve resim editörünü tanıyabilirsiniz. blok tanıtımlarından da kullanacağımız kodların açıklamalarına bakabilirsiniz. Püf noktalar ve ipuçları kısmına da göz gezdirmeyi unutmayın. Şimdi ana sayfaya dönüp Android bir cihazdan girdiğimizi düşünerek nasıl yüklenir ona bakalım. sayfamız açıldı. Google Play'deyiz. Yükle butonuna basarak yükleyip kullanabilirsiniz. Şimdi bilgisayara yüklemeye bakalım. BlueStack yazıp aramaya basıyorum. İlk sıradaki sayfaya giriyoruz. BlueStacks'in sayfasına girdik. İndirmek için buralarda linkler var birisini seçebilirsiniz. Çıkan dosyayı kaydediyoruz. Masa üstünü seçtim. İndirme tamamlandı. Tıklayıp çalıştırıyorum. Açılan pencereden şimdi yükleye tıklıyorum. BlueStacks bilgisayarımızda Android tabanlı uygulamaları çalıştırabilmemize yarayan bir yazılım. Kapsamlı bir yazılım. Yüklemesi uzun sürebilir. Sizi bekletmemek adına videoyu burada kesip sonra devam ettireceğim. Evet yükleme tamamlandı. Program açılıyor. Şimdi bizden aynı telefonlarımızda olduğu gibi Google Play'e giriş yapmamızı istiyor. Mail adresimizi ve şifremizi girip oturumu açıyoruz. Oturumumuz açıldıktan sonra arama kutusuna Scratch.jr yazıyoruz. Zaten çıkacaktır. İşte Secret Junior. Buradan da yükle diyoruz. Yükleniyor. Evet, aç diyerek başlatıyoruz. Fotoğraf ve videolar için izin isteyecek. Veriyorum. Şimdi de ses için istiyor. Ona da veriyorum ve açıldı. 3 seçenek sunuyor. Biz home'u seçelim. Ana sayfaya gidelim. Burası ana sayfa. Yeni bir proje açalım her şey tamam. Kodlamaya başlayabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında ilgili linkleri paylaşıyorum. Oradan kolaylıkla erişebilirsiniz. Hoşçakalın.